Merhabalar bugün yenilenen League of Legends sitesinden, yeni gelecek kostümlerden, bugün itibariyle aktifleşmiş olan yeni Yama'dan, hangi şampiyonların zayıfladığından, güçlendiğinden, yeni efsanevi League of Legends sitesinden ee, bahsedeceğiz. Güzel haberlerim var bugün. Haydi yeni kostümlerden başlayalım. Bu senenin 14 Şubat sevgililer günü kostümleri... Gönül Avcısı Jinx ve Gönül Avcısı Yuumi olacak. Ee, Jinx'in artık kaçıncı kostümü bu bilmiyorum ama gördüğünüz şekilde özel efektleri ve animasyonları var. Yuumi'ninki çok tatlı olmuş. Kalp malp zaten bu iyileştirme şeyine çok yakışmış. Ultisinin içinden geçen görseller diğer sevgililer günü kostümlerinin simgeleri işte Annin Tibbers'ı falan geçiyor orada. Bu kitap açıldığında içinde Garan ve Katarina'yı görüyorsun falan. Bir de eğlenceli bir kostüm serisi ya sevgililer günü kostümleri. Yuumi gibi böyle eğlenceli, daha mizahi bir şampiyona çok yakışmış bence. Ben tarzına çok uydurdum. İlk defa bir sevgililer günü kostümünü beğendim diyebilirim. Jinx'inki biraz daha genel geldi bana. Öyle aşırı özel gelmedi artık. Hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazarsınız. Ardından ee, Prestige serisi geliyor True Damage Senna için. Ben silahını çok beğendim. Tıpkı True Damage Kiana'da olduğu gibi e, bu dünyaca ünlü moda markası tarafından tasarlanmış bir kostüm. Dediğim gibi silahı çok tatlı ama efektlerini görmeden bir şey söylenmez. Bakalım efektleri güzel olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Yine yazarsınız. Değer gibi mi duruyor? Efekt güncellememiz var. E, artık her yamada bir iki şampiyonun efektlerini daha modern hale getiriyorlar bildiğiniz üzere. Eni'nin tüm e, yetenekleri tüm kostümlerinde güncelleniyor. Bu işte Tiburistan çıkan alevdir. Kendi W'sudur, Q'sudur, kalkanıdır. Bunlar daha modern hale getiriliyorlar. Natilius içinde aynısı yapılıyor. Daha modern ve güzel hale getiriliyor. Ayrıca Q yeteneğinin hitbox probleminin de çözüleceği söyleniyor. Natilius'un Q'su tam olarak kimi yakalıyor, kimi yakalayamayacak anlamak biraz güçtü. Kaçmak biraz güçtü. Ee, onu böyle dikelterek çok daha anlaşılabilir hale getirmişler şu ışıltılarla. Ee, bunlar bir sonraki yamada bizlerle olacaklar. Peki bu yamada neler olacak kısmına gelmeden yeni site'den bahsedeyim, hatta önce yeni şampiyon kısmından bahsedeyim. Şampiyon listesine geldiğinizde yeni, e, yeni site'de çok daha modern ve güzel bir sayfa var. İşte böyle girip şampiyonla ilgili hızlı bilgi alabiliyorsunuz. Yine yeteneklerini inceleyebiliyorsunuz rahat şekilde kostümlerine falan buradan güzelce bakabiliyorsunuz. Eski site çok çağ dışıydı gerçekten. Çok daha anlaşılabilir, akıcı olmuş. Ayrıca buraya özel linkler koymuşlar şampiyon hakkında. Daha çok bilgi alabileceğiniz atıyorum Pro Builds kısmına tıklayıp son dönem profesyonel oyuncular ahri oynarken hangi rünleri tercih etmişler, hangi eşyaları almışlar, hangi büyüleri almışlar, hangi şampiyona karşı KDA'ları ne olmuş şeklinde inceleyebiliyorsunuz. Ee, şu uyarıda bulunayım profesyonel arena ile burası bir değil atıyorum Gümüş liginde Lux oynuyorken prolar gibi gidip e, artçı şok almanıza gerek yok Kara hasatla çok daha fazla iş yapabilirsiniz gibi durumlar var Dolayısıyla burayı işte gerçek build olarak almayın Ama kararsız kaldığınız zaman danışabileceğiniz güzel bir site mesela ee, Siteden de çok hızlı bahsedeyim Dediğim gibi böyle yeni oyuncuları çekici bir şey olmuş. Hem şampiyonlara yeni görseller yapmışlar böyle bazı popüler şampiyonlara. Böyle kenarda işte büyücüler ne yapar oyunda genelde diye böyle örnekleri görüyorsun. Nişancılar da Jinx çizmişler falan. Böyle güzel çizimler, animasyonlar, videolarla çok daha akıcı ve dediğim gibi umarım yeni oyuncuları çekebilecek bir site olmuş. Akali'yi falan koymuşlar böyle tarzınla alt et diye. Tabi malum Akali KDA videosu. True Damage videosundan sonra artık İyice maskot bir şampiyon oldu. İyice tanınan bir şampiyon oldu. Durum bu şekilde. Ee, nihayet gereken güncelleme yapılmış siteye. Diğer oyunlara falan da böyle buradan ulaşabileceğimiz bir sistem yapmışlar. Bu niye Rusça bilmiyorum ama... E, site daha yeni açıldı düzelir büyük ihtimal. Sabah şu an 5.30. Amerika saatine göre güncellendiği için site... Benim de aptallıklarımı şimdiden affedin. O yüzden büyük ihtimal dilim bir yerlerde dolanır. Yanlış bir şeyler söylerim bu videoda. Şimdi bu gördüğünüz yama ya siz bu videoyu izlerken oyuna gelmiş olacak. Hangi şampiyonlar güçlendiler, zayıfladılar bakalım. Aphelios'un çok üzerine durmayacağım. Çok matematik genel olarak zayıfladığını bilin. Calibrum'da, Crescendum'da, Severum'da zayıflatıldı. Daha az vuruyorlar. Artık Aphelios daha az güçlü. Draven'ın ultisindeki... E, taban hasar aynı ama ultiyi güçlendirdiğinizde artık aldığı saldırı gücü oranı artıyor. Yani 1.1 sabit değil, o 1.3'e 1.5'a çıkıyor. Bu demek oluyor ki ileri oyunda Draven'ın ultisi artık daha çok vuruyor. Draven ne kadar çok kasmışsa o kadar çok vuruyor. Jinx'in pasifi artık destansı canavarlar içinde de geçerli. E, atıyorum baron savaşındasınız, baronu patlattınız. Jinx heyecanlı pasifini alıyor ve... Baronu çalmayı düşünen hain rakiplerinizin peşinden hızla koşabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. Karma'nın Q ve W yeteneğinin taban hasarı 10 arttırıldı her seviyede. Ee, i̇kisini beraber kullanırsanız bonus 20 hasar. Nereden baksan güzel hasar. Güle güle kullanın Karma mainler. Lulu'nun zırh ve saldırı gücü yuvarlanmış bu o kadar önemli değil ama E yeteneğinin bekleme süresi 10 saniyeden 8 saniyeye indirilmiş. Daha bol kullanabilirsiniz artık E yeteneğini. Natilius'un Q yeteneğinin taban hasarı genel olarak azaltılmış. Natilius'u problematik bir şampiyon yapan şey bu değil ama en azından erken önde kafanıza çapayı çakıp sonra diğer yetenekleri fırlattığında Rakip nişancının hasarıyla beraber tek yeme ihtimaliniz azalmış oldu. Böyle 15-20 canla kaçı verirseniz bu yamayı hatırlayın ve bu yamaya teşekkür edin. Kiana'nın W yeteneğinin pasif saldırı hızı %20 idi her seviyede. Artık %5'ten başlayıp %25'e kadar gidiyor. İleri oyunda küçük bir güçlendirme görüyoruz ama erken oyunda müthiş bir darbe, kocaman bir yumruk Kiana'nın suratına. Şu yüzden yapılmış. Bu koridordaki durumundan ziyade Kiana'nın orman performansını etkileyecek. Malum ormanda oturup bol bol atak yapmanız gerekiyor. E, o eşyalarla birlikte daha yavaş vuracak artık. Bunun nedeni de şu: profesyonel arenada Kiana fazla iyi bir esnek seçim haline gelmişti. E, atıyorum. Erkenden Kiana'yı pikliyorsunuz, karşı taraf bunun nereye gideceğini bilmiyor ve karşı tarafın aldığı şampiyonlara göre strateji belirlerken Kiana'yı ormana da yollayabiliyorsunuz, orta koridora da yollayabiliyorsunuz, üst koridora da yollayabiliyorsunuz. Ee, bu sıkıntı oldu. Bir arada benzeri Karma'nın başına gelmişti hatırlarsanız. Karma hem destek hem orta koridor hem üst koridor olmuştu. Hemen müdahale edilmesi gerekti. Çok büyük stratejik avantaj sağlıyor çünkü Bumpik ekranında. Neyse bunları lig başladığında bol bol konuşacağız. 1 Şubat'ta lig başlıyor. Ee, ben de bu sene yine ekranlarda olacağım hem de Akademi Ligi'nin üstünde büyük ihtimal VFŞL tarafında da beni göreceksiniz. Gelin beraber analiz edelim metalara bakalım lig başladığında aklınızda bulunsun. Sona'nın E yeteneğinin kendine sağladığı hareket hızı büyük ölçüde arttırıldı. %10 ila 14 aralığından direkt %25'e çekildi. Ayrıca her 100 yetenek gücü başına kazandığı hareket hızı da arttı. Sona çok popüler bir destek değil, biraz menzil sıkıntısı var. Nişancıyı dürtmek için yaklaşıyorsunuz, kafanıza yediğiniz bir iki yetenek de patlayabiliyordu. Artık E basıp çok hızlı git gel yapıp vurup size atılan yeteneği dodgelayıp çıkabileceksiniz. Belki bu sonayı biraz daha ön plana çıkarır. Trashle ilgili tamamen görsel efekt güncellememiz var. Pulse Fire Trash kullanıyorsanız onunla ilgili problemler vardı. Onlar düzeltilmiş. Trandil'in W yeteneğinin sağladığı hareket hızı seviye başına %10 arttırılmış. E yeteneğinin de yavaşlatması seviye başına %5 arttırılmış. Trandil artık W'nin içinde daha hızlı koşuyor. Siz ise E yeteneğinin etrafında daha yavaş koşuyorsunuz. Bu da demek oluyor ki Trandil sizi yakalıyor. Victor'un pasifinin mana hatası giderilmiş. Neymiş hata bilmiyorum burada. Victor oyunun erken safhalarında prototip sihir çekirdeğini geliştirdiğinde artık önemli miktarda mana kaybetmiyor. <laughs> Enteresanmış. Hayırlı olsun. Zix'in Q yeteneğinin hasarı her seviyede 10 arttırılmış. W yeteneğinin geri savurma mesafesi 100 arttırılmış. Yani 400'den 500'e çıkmış. %25'lik bir aslında mesafe artışından bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki Zix'in rakipleri daha uzağa uçacağı gibi Zix kendisini de daha uzağa fırlatabilir. Eee... Bu iyi bir buff. Daha çok mesafe açabilecek artık. E yeteneğinin yavaşlatma oranında her seviyede %10 arttırılmış. %20-40 aralığından 30-50'ye yükseltilmiş. Ziggs bence kötü bir şampiyon değil zaten. Biraz gözden düşmüştü sadece. Bu hafif çok minik Q hasar artması, çok minik E yavaşlatması ve W'nun daha uzağa savurmasıyla belki biraz hatırlanır Ziggs. Bunu istediğime emin değilim. Gerçi çok kanser bir şampiyon karşısında oynaması rahatsız edici yani her yerden bir şey fırlatıyor sürekli. Çeviklik pelerinin verdiği kritik vuruş ihtimali %25'ten 20'ye inmiş. Böyle alıp 10 tane bundan alıp koridora giden nişancılar size kötü haber. Demişler ki kazma çeviklik pelerinininden daha iyi bir eşya olmalı. Bunun net bir şekilde anlaşılabilir, görülebilir olmasını istiyoruz. Şunu kapıp kapıp koridora gitmeyin demiş Rito. Donmuş yüreğin zırh miktarı 100'den 110'a yükseltilmiş. Çok popüler olmadığı için Fırtına biçeninin toplam saldırı gücü 55'ten 50'ye inmiş ve küçük bir görsel efekt hatası giderilmiş. 5 saldırı gücü iyi iyi ama bir tık güçlüydü gerçekten bu eşyaya. Böyle 2 kil veriyordunuz Kaisa'ya. Bunu alıp geliyordu bir dövüyordu sonra üf. Vadi'nin alametinin canı, temel canı 5500'den 4750'ye inmiş. Bu tüm seviyelerdeki canının da aşağı çekilmesiyle de sonuçlanmış. Ee, zaten... Vadide ilgi iyice alt koridorda. Bir de alameti kesmek uzun sürmesin. Alameti kolay alınabilir bir objektif yapalım ki şu ormancılar üst koridoru da birazcık görsün. Tarzında bir hamle gelmiş Rito'dan iyi olmuş üst koridorcular son dönem çok yalnız. Yalnız mısınız üst koridorcular aşağıda içinizi dökün. Aynı zamanda Shurima Jenna, Shurima Rengar, Shurima Rice kostümleri, Ejder Katili Trundle, Ejder Katili Diana ve Olaf bu yama içerisinde birkaç gün içerisinde geliyor olacaklar. Renk paketleriyle beraber haberlerimiz bu kadar. Fb.gg slash adresinden yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Legends of Runeterra oynamaya başlayacağız yakında. E, League of Legends oynuyoruz bol bol. DFT ile son dönem çok aram yok dürüst olayım. E, pek keyif almıyorum maalesef. Durum bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. En beğendiğiniz gelişmeyi, en beğenmediğiniz gelişmeyi vesaire yorumlara yazın. Biraz yorum yazın. Okuyorum hepsini. Hepsine cevap veremiyorum. Evet ama okuyorum. Teşekkürler.